özetle süreçte gelen son durum ne? Yani süreçte neyi kastediyorsunuz? Hem çözüm süreci hem de hükümetin kurulmasına ilişkin süreçte. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle çözüm süreci konusunda biliyorsunuz ben son iki haftadır yapmış olduğum muhtarlar toplantısında bir şeyi ifade ettim. O da bu süreçleri başlatan benim. Biliyorsunuz demokratik açılım olarak bu süreci başlattık. Demokratik açılımdan sonra aldığımız mesafeyle bunu Milli Birlik ve Kardeşlik projesine biliyorsunuz dönüştürdük. Ve geldiğimiz noktadan sonra da yine yaptığımız bütün istişareler neticesinde biliyorsunuz bu akil insanlar vesaire bu çalışmalarla bunu çözüm süreciyle taçlandıralım istedik. Tabii buna ülkede karşı çıkanlar olduğu gibi sahiplenenler de oldu. Güneydoğu'da halkımızın buna sahiplendiğini çok açık net gördük. Yani bizim buradaki derdimiz neydi? Bir defa ülkede birliğin, beraberliğin, bu ülkede Türk, Kürt, Laz, Şerkez, Gürcü, Abaza, Roman, Boşnak vesaire. Yani 78 milyonun kardeş olduğu bir yapıyı tesis edelim istedik. Bunlar benim başbakanlık döneminde yürüyen süreçlerdi. Tabii bütün bunlardan sonra gelinen nokta biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri aslında bir umuttu. Ama öyle oldu ki 7 Haziran seçimlerinden sonra maalesef arzu edilmeyen biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri aslında bir umuttu. Ama öyle oldu ki 7 Haziran seçimlerinden sonra maalesef arzu edilmeyen çok çok çirkin olaylar, yani demokrasinin çok daha güçlü bir hale geleceği beklenirken demokrasinin ülkemizde çok daha farklı bir şekilde taşlanacağı beklenirken tam aksi olaylar oldu. Bunun tabii öncesi sonrasında biliyorsunuz 6-7-8 Ekim olayları aslında bu sürecin en talihsiz gelişmeleriydi. 50 vatandaşımız o zaman öldü ve burada tabii bir şey dikkati acımasızca çekiyordu. Öldürülenler Kürt vatandaşlarımızdı. Ama öldürenler de Kürttü, manidardı. Peki sokaklara bunları çeken, davet eden kimdi? Buna baktığımız zaman da bölücü terör örgütünü arkasına alan bir siyasi partinin eş başkanıydı. Ve tabii buna bu ülkede yine bazı egemen güçler ama medyada ama sermaye çevrelerinde çok ciddi destekler verdiler. Alladılar, pulladılar, işte zaman geldi eline saz verdiler vesaire ve bu ülkede bir farklı sürece doğru gidildi. İşte Diyarbakır'da 15 yaşındaki bir Yasin Börü 3. kattan atılmak suretiyle, üzerinden araba geçirilmek suretiyle şehit edildi. Bunları yaşadı o süreç içerisinde. Ama buna ülkemizdeki birçok siyasi partiler ses çıkarmadı, sessiz kaldılar. Bu gerçekleri görmemezlikten geldiler. Tabii arkadan 7 Haziran'ı yaşadık. 7 Haziran'dan sonra gelen süreçte hadi parlamento dedik. Parlamento da artık bu süreçler devam eder dedik. Ama ne yazık ki bu süreç parlamentoda devam etmedi. Tam aksine çok daha aşırı bir şekilde şiddet tırmandı. Şiddetin tırmandırılmasından da öte bölücü terör örgütü bildiğiniz gibi çok daha farklı içeriden dışarıdan bir şekilde ülkemizi bölme gayretleri içerisine girdi. İşte şu anda gelinen noktada artık bugüne kadar sabır 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 ve ben şunu söylemek durumunda kaldım. Neydi o? Çözüm süreci artık buzdolabına konmuştur. Şimdi bundan sonra tabii ki devlet milletinin huzuru için, refahı için üzerine düşen görevi yapmak durumundadır. Tüm güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, emniyet teşkilatımız hep birlikte burada ne geliyorsa elimizden
bunu sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Artık buralardan taviz veremeyiz. Şunu da yine çok açık ve net söylüyorum. Bir defa halkımız kendi içindeki bu bölücü terör örgütü mensuplarını da ayıklamak durumundadır. Gerekirse bunları güvenlik güçlerine haber vermek durumundadır. Yani bölücü terör örgütünün mensupları bunların arasına karışmak suretiyle, buralarda dezenformasyon yapmak suretiyle kalkıp da halkı kandırma yoluna gitmenin artık sınıra dayandığını herkes bilmelidir. Yani kimse artık bu yalanları yutmuyor. Kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. İşte bakın, yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar yapılırken bunları yakanlar ortada. İşte daha dün bir şantiyede 30 tane iş makinesi, araç gereç yakılıyor. Bunlar kim için? O bölge için. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan yatırımlar bunlar. Ama bunlar böyle bir şey dinliyor mu? Bunların bir defa benim Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşımın derdiyle dertlenmek diye bir dertleri yok. Yani yolmuş, havalimanıymış, böyle bir dertleri yok. Bunların tek derdi var. Biz bu ülkeyi nasıl karıştırırız? Sonunda biz bu ülkeyi nasıl böleriz? Bir defa biz bölücü değiliz, bilmem ne değiliz. Bunların hepsi yalan. A'dan Z'ye yalan. Tam manasıyla bölücüdürler. Takiye yapıyorlar. Kendilerini gizliyorlar. Ve maalesef bu ülkede, bu ülkenin evlatlarını da birbirine düşürmenin gayreti içerisindeler. Ve bizler şu anda işte yapılan operasyonlarla bu adımları atıyoruz. Tabi burada yeri geliyor canımız çok yanıyor. Şehitlerimiz oluyor. Ve ben bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ama bu mücadele esnasında tabi bunların olacağını, olabileceğini, zaten ben inanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm kardeşlerim, evlatlarımız hepsi biliyor. Bunun yanında yine emniyet teşkilatında olan tüm kardeşlerim biliyor. Ama bir de şunu da biliyorlar. Eğer bu işte Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız, zaferle çıktığımız zaman da bütün bu şehitlerimiz bu ülkede tarih boyunca hep hayırla yad edilecektir. Çünkü onların kanı yerde kalmayacak. Ve bu mücadele bu şekilde yürüyecek. Hani şairin ifadesiyle, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur ve bundan sonra da yine şehit kanlarıyla yoğrulmaya devam edecektir. Bizim askerimizin de, polisimizin de, hepsinin de bir amacı, bir gayesi vardır. O gaye bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bütünlüğüdür. Bu milletin huzurudur, refahıdır. Ama ben şunu da söylüyorum. Köşelerinden yaptıkları tahribatla, yazdıkları yazılarla bu milletin birliğini bozmaya gayret edenler de şunu bilmeli ki bu millet onları da lanetliyor ve lanetleyecektir. Şu anda seçim sürecinin içerisine giriyoruz. Cumhurbaşkanının bu konuyla ilgili yetkileri değerli arkadaşlar bellidir. Tabii televizyonlarda vesaire birçok şeyler konuşuluyor. Yani Cumhurbaşkanı olarak ben yetki alanlarımı biliyorum. Ve bu yetki alanlarımı da sonuna kadar kullanmak durumundayım. Ve zaman kaybetmenin peşinde olmadım, olmayacağım. Nedir bu? İşte ben en milletvekiline sahip olan siyasi partinin genel başkanına görevi verdim. Ve iki siyasi partiyle ciddi bir süreci geçirdiler. Netice alabildiler mi? Alamadılar. Ha şimdi ana muhalefet partisine yetki verilmeli. E tamam da yani biz şimdi bunlarla bu görüşmeler yapılmış. Ana muhalefet partisinin başındaki zat, ben Beştepe'yi tanımıyorum. Beştepe'yi kaçaktır. Beştepe'ye gitmem. Bütün bunları söylerken şimdi ben Beştepe'yi tanımayanı, Beştepe'nin adresini bilmeyeni Beştepe'ye niye çağırayım ki? Bütün bu gerçekler ortada. Zaman kaybetmeye gerek var mı? Yok. E şimdi böyle bir şartla da ortada bir vaka var. Nedir?
Cumhurbaşkanı ülkeyi seçime götürebilir mi anayasaya göre? Götürebilir. Bunlar maddede çok açık net var mı? Var. Öyleyse şu anda Cumhurbaşkanı olarak zaten 23 pazartesi bu işin 45 günün sonu. Ve bu 45 günün sonunda da ben tekrar meclis başkanımla bir görüşme daha yapacağım. Ve bu görüşmeyi yaptıktan sonra da hayırlısıyla ülkemizi bir erken seçime götüreceğiz. Ve erken seçime götürürken de burada önemli olan bir şey daha var. Kimi görevlendirirsem, kimi yetkilendirirsem, görevlendireceğim kişi de burada seçim hükümetini parlamento içinden, gerekirse parlamento dışından da almak suretiyle bu kabineyi oluşturur ve bu kabineyle de biz seçime gideriz. Şu andaki süreç bu. Seçim güvenliği noktasında da silahlı kuvvetimiz, polisimiz hepsi bütün tedbirlerini alıyor, almakta. Seçim kurulu olması gereken adımlar çalışmalarını şu anda yaptı. Hazırlıkların hepsi yapacak ve ona göre de şu anda açıklanan tarih 1 Kasım ve 1 Kasım'da da inşallah Türkiye, ben tabii tekrar seçim diyorum, tekrar seçimi yaşayacaktır. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Efendim, Zıkar Medya Cumhurbaşkanı Murat Sancan'ın silahlı saldırı vardı. Aynı gruba daha önce bombalı saldırı girişiminde bulundu. Evet. Bunu derin. Teşekkür ediyorum. Dün gerçi ben kendilerini aradım. Hepsiyle görüştüm. Gerek Murat Bey'le gerek Ethem Bey'le görüşmelerini yaptım. Bu tabii bu ülkede fikir hürriyetinden, özgürlüklerden bahsedenlerin aslında özgürlüklere tahammül edemeyişlerinin en güzel ifadesidir. Ve burada gerek Murat Bey'e yapılan saldırı, daha önce Star Medya grubuna yapılan saldırı bir şeyi gösteriyor. Kim ne kadar özgürlüklerden yana bu ortada. Ve örneğin işte az önce yine söylenen bu malum ölücü terör örgütünden gücünü alan partinin başındakiler de yatıp kalkıp hep özgürlük, özgürlük, özgürlük diyorlar ama biz hiçbir özgürlük onlarda görmedik. Eğer bunlar özgürlük şeyini savunmuş olsalar, Güneydoğu'da, Doğu'da sandıklarda bir defa bu özgürlüğe saygıları olur. Sandıklarda bu özgürlüğe bunların saygısı olmadı. Hep tehditler yapıldı. Ve bu tehditlerle de sandık kurullarının oluşturulmasına müdahil oldular. Bunlar yapıldı. Muhtarlar tehdit edildi. Bakın benim bu son muhtarlar toplantıma 90 kadar muhtar gelemedi. Neticesini aldık. Nedir? Tehdit edildiler ve gelemediler. 300 kadar o civarda muhtarla biz toplantımızı yaptık. Ne noktada olduğu ortada. Tabii buna karşı tedbirler ayrıca alınıyor. O ayrı mesele. Ben burada tabii Murat Bey'e öncelikle çok çok geçmiş olsun diyorum. Arabadaki gerek korumaya gerek şoföre geçmiş olsun diyorum. Gerçekten Allah korudu. Ve böyle bir çapraz ateşe tabi tutulup oradan bu şekilde kurtulmuş olmak hakikaten çok manidardır. Çok büyük geçmiş olsun. Ama biliyoruz ki bu süreç içerisinde zaten tehdit alıyorlardı. Zaten Stars grubu biliyorsunuz o olaydan sonra da yani biz peşinizi bırakmayacağız diyorlardı. Ethem Bey'le de görüştüğümde aynı şeyi onlara söyledi. Ama görüldüğü gibi onlara da bir şeye inanıyorlar. Nedir o inandıkları? Biz inandığımız yolda kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Ethem Bey'le de görüştüğümde aynı şeyi onlara söyledi. Ama görüldüğü gibi onlara da bir şeye inanıyorlar. Nedir o inandıkları? Biz inandığımız yolda kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Hele hele şu ifade bana göre çok manidardır, çok anlamlıdır. Yani bu dağlarda, Güneydoğu'da, Doğu'da şehit olan kardeşlerimizin canları bizden daha değersiz değil dediler. Bu çok çok anlamlı bir ifadeydi. Ben burada bir şey daha özellikle ifade etmek istiyorum. O da
medya kendi içerisinde nasıl özgürlüklere sahip olduğunu da gösteriyor. Kimler bu olayla ilgili ne gibi başlıklar atmış, bunlar da çok çok maalesef. Söylediğim paralel yapının yayın organlarına bakın. Onların birbiriyle birlikte dayanışma halinde oldukları yayın organlarının yayınlarına bakın. Burada da basın özgürlüğü noktasındaki onların da havalarını, tavırlarını görüyoruz. Ama ben inanıyorum ki milletimiz bunları gayet güzel tefrik edecektir. Sonunda bu hak batıl mücadelesinde hak galip gelecektir diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.